Savunma sanayimizin eksiklerinden birisi olan, özellikle Altay tankı projesinin de aksamasının başlıca nedenlerinden birisi, zırhlı ve muharip araçlar için dışa bağımlı, ithal motor kullanımıydı. Siyasi nedenlerden ötürü, Almanya'nın motor transferini askıya alması Altay tankı dahilinde birçok araçların projesinde aksamalara neden oldu. Günümüz şartlarında Türk savunma sanayisindeki gelişmeler, özellikle yerli firmaların bu konudaki azimli çalışmaları sonucunda savunma sanayimizdeki bu sorunu da gidermiş bulunuyoruz. Mosan firmasının yapmış olduğu açıklamaya göre 4 Nisan 2019 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında imzalanan özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesi sözleşmesi kapsamında FNSS firmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceği 100 adet özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araca entegre edilmek üzere tedarik edilecek motorlar için TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi ile FNSS arasında yerli motor tedariki alt yüklenici sözleşmesi yapıldı. Bu anlaşmaya göre 100 adet motor tedariki ve entegre lojistik destek hizmetlerini içeren sözleşme garanti süresi dahil 72 ay olarak imzalandı. İlk defa yerli ve milli bir motorun askeri araçlara entegrasyonunun planlandığı sözleşmede FNSS firmasının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı'na sağlayacağı 8x8 ve 6x6 araçlarda TÜMOSAN mühendisleri tarafından tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilmiş olan dizel motorlar kullanılacak. Sözleşmede TÜMOSAN firmasının hali hazırda geliştirmiş olduğu motorların proje gereksinimlerine uygun şekilde özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlara entegrasyonu ve kalifikasyonunu içeren bir proje modeli kurgulandı. Motorların tamamının uyarlanması, üretimi, entegrasyonu ve kalifikasyonu yurt içinde yapılacak. TÜMOSAN, proje kapsamında azami ölçüde teknolojisini, mühendisliğini, yeteneklerini, güçlü üretim altyapısını, ayrıca yurt içinde mevcut ve ulaşılabilir imkanlarını kullanacağı resmi kaynaklardan bildirildi. Ayrıca proje başarılı olursa, Altay tank projesinde de kullanılacağı bilgisinin yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatının da teslim tarihinin ön plana çekilmesi müjdesi verildi.